Ne? İnsanın kendini bilmesi gerektiğini anlatan bir hikaye bu. Yani insan kendi yeteneklerinin farkında olmalı. Yani mesela eğer karga kendi sesinin kötü olduğunu bilseydi, tilkinin o övgülerine kanmayacaktı. Dolayısıyla ağzını açıp şarkı söylemeye çalışmayacaktı. Peynirini de kaybetmeyecekti. Evet. Ha şimdi de başımıza edebiyat profesörü kesildi. Hayır efendim, edebiyat profesörü falan değilim. Sadece okuduğumu iyi analiz edebiliyorum. Sana da tavsiye ederim. Evet, benim analizim şöyle. Yani hani katakulleye getiriyor ya kargayı. Yani diyor ki öğrenciler arkadaşlarını katakulleye getirsin. Ben bu tilkiyi bir yerden tanıyorum. Tanıdık geldi. Katakulleci Hüseyin, ne olacak? Şimdi esas hikayenin daha böyle geniş bir tarafı var Haluk. Ben isterseniz anlatayım size yani. Sen anlatma. Zeynep anlatıyor şimdi. İstersen. Yok Zeynep çok güzel anlattı. Onu demiyorum ben Gül. Hani ben tamam. Başka bir bakış açısı açısından. Başka bir bakış açısı istemiyoruz biz. Gerek yok. Bir sonraki hikayeye Zeynep anlatıyor. Sağ ol. Kızım sen güzel anlattın. Ben sana söylemiyorum. Ben hikayeye söylüyorum. O yüzden. Aferin sana. Aferin. Hadi bakalım bir sonrakine geçelim mi? Geçelim. Tamam, dinliyoruz. Şimdi hangisi? Anlarım benim. Buyurun hocam. Harika bir oyundu. Tebrik ediyorum sizlere. Tebrik. 5 dakika ayakta alkışladılar abi. Evet ya. Aa Neco, vallahi tebrik ederim. Yani bu sefer lafını unutmadım. Şimdi nereye gidiyoruz abiler? İskender'le mi yemeğe? Jo, nereden çıkarttın İskender'i? Onu yarın akşam yiyeceğiz. Şükrü, program. Sırada otele geliş. Acıktım ben. Minik, kulisteki kurabiyeleri aldın mı? Aldım abi. Ver Neco'ya karnını doyursun, ben de oteldeki odaları ayarlayayım. Selamünaleyküm. Ben bayağı da yoruldum yani. Evli bir kadınla adam çocukları olsun istemişler. Bir gün kadın hamile kalmış ve pencereden bakarken canı karşı bahçedeki marullardan çekmiş. Tabii normal çünkü hamile. Ya Özlem Merve'yi hamileyken böyle bir canı muşbula çekti, aşerdi yani. Nasıl muşbula ben sabahlara kadar muşbula aramıştım biliyor musun? Öyle mi? Eski karınla ilgili başka hikayeleriniz var mı? Anlat istersen burada. Zeynep'i durduralım, sen başla, devam et. Olmaz canım, şimdi Zeynep anlatıyor, ayıp olur yani. Zeynep anlatsın da yani. Seni dinliyoruz bebeğim. Evet canım. Adam da gidip karşı bahçedeki marullardan koparmış. Fakat bahçenin sahibi kötü kalpli bir cadıymış. Ama neyin? Yakalamış mı peki adamı? Yakalamış. Sonra ne olmuş bir tane? Cadı da eğer doğacak çocuğunuzu bana verirseniz size bir şey yapmam demiş. Ve çocuğunu vermiş. Evet baba. Yavrum sen bu hikayeyi unut. Hiç okumadın. Farz et. Yani bunu unutalım. Buna söyleyecek herhalde bir şeyiniz yok. Var tabii ki. Var. Ya bu hikayede de ya tabii ki çocuğunu vermeyecek insan. Çok saçma. İnsan çocuğunu verir mi? Mesele o değil. Bu örnek kısmı. Yani insan kendine ait olmayan bir şeyi almamalı. Çocuklara öğretilmeye çalışılan şey bu. Evet. Aynen öyle. Yani ailesinden, annesinden, babasından, arkadaşından izinsiz onların hiçbir şeyini almamalı. Bunu tabii anlatmaya çalışıyor. Bir suç varsa cezasız kalmamalı. Yani öyle olmalı gibi geldi bana. Ya arkadaşlar bırakın Allah aşkınıza ya. Ya göz hakkı diye bir şey var bizim kültürümüzde. Kadın hamileymiş. Canım marul çekmiş. Ver gitsin yesin ne olacak ya? Ama hayır. Bu hikayelerin hiçbiri Anadolu'dan gelen hikayeler değil. Hepsi yabancı dilden çevrilmiş. O yüzden böyle. Ama Anadolu insanı bırak marulu, tarlayı verir. Çünkü göz hakkı diye bir şey var bizde. Çünkü buna zaten bir şey demiyoruz. Haklısın ama bunlar hikayeler, çocuklara bir şeyler öğretmek için yazılmış. Lütfen sürekli taş koyma. Evet, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haluk gittikten sonra mı devam etsek acaba biz? Aa çok iyi fikir. Hadi Haluk, seni zaten şirketten çağırmışlardı. Hadi sen git istersen biz devam edelim Zeynep'le. Evet baba, benim için önemli değil. Gidebilirsin istersen senin işine. Yavrum hiçbir şey senden daha önemli değil. Ben seni dinliyorum. Hadi bakalım bir sonraki hikaye. Dinliyoruz. Alaaddin bir gün sihirli bir lamba bulur. Hı. Onu ovar ve içinden kocaman bir dev çıkar. Der ki, dile benden ne dilersen der.
herkesin hayalindeki sihirli lamba. Yani çocuklar böyle hiçbir şey yapmasın, hayal kursun demeye çalışıyor. Yani böyle çalışarak bir şeyleri başarmasın diyor herhalde. Hayır hadi. Çocuklarımız hiçbir zaman umutlarını yitirmesinler. O hayalleri kurmaya devam etsinler diye. Bu hikaye. Kızım öyle sihirli lamba falan yok. İnsanlar öyle oturduğu yerden para kazanamaz. Sen de annenle benim gibi böyle çalışarak kazanacaksın. Öyle hayal etmekle olmuyor bu işler. Aksini söyleyen mi var Haluk? Kısacası bebeğim, hem isteyeceksin hem çalışacaksın. Evet. Çalışacaksın. En doğrusu o. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. İstemeden de olmuyor. İsteyeceksin mi çalışacaksın? Yani beyefendi ben de onu diyorum. Evet, hayret bir şey ya. Ne oldu? Arkadaşlar, dün akşam bizzat kendim aradım. Resepsiyondaki arkadaşı. Onu da ayırttım. Adam bir yazmış, sıfırı yazmayı unutmuş. O yüzden bir odamız olduğundan dolayı mecburen Kemal amcamızı yatırmak zorundayız. Ha, teşekkür ederim Hüseyin. Rica ederim Kemal amca. Ne demek buyurun. Teşekkür ederim. Çantanı ben yollayacağım arkama. Hüseyin, biz nerede kalacağız oğlum? Hayır baba, bu saatten sonra otel bulamayız. Mecburen geceyi 5 yıldızlı minibüs palasta geçireceğiz. İyi ki minibüsümüz var abi. Yoksa geceyi sokakta geçirmek zorunda kalacaktık. Şükrü, sana kurban olsunlar. Bardağın hep dolu tarafından bakıyorsun. Helal olsun sana. Ya Hüseyin! Ne oldu lan amca? Oğlum o bir odayı da ayırtmamışsın. Biri de mi yazmamış? Sıfırı da yazmamış. Şükrü, tutmayın beni. Dur Şükrü, dur Şükrü. Ben ekibimi dışarıda bırakamam Şükrü. Biliyoruz abiciğim ya, biliyoruz. Olsun. Bu gece böyle olsun. Minibüsümüz var. Sakin ol abi, sakin ol Hüseyin abi. Nasıl sakin olurum ya? Nasıl sakin olurum? Benim ekibim dışarıda kaldı Halil'ciğim. Olsun olsun, sen sinirlenme. Biz alışırız böyle şeylere. Aç senin kapıyı. Aç senin kapıyı. Bir dakika, bir dakika. Yok. Allah aşkına bir dakika. Ya lütfen. Böyle şey olur mu ya? Terbiyesine bak ya. Ya sen sinirlenme. Biz benim üstte kalırız ya. Vay be. Hadi geçin. Hadi geçin arkadaşlar. Hadi geçin. Hayret bir şey. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin evinde kurdu görünce sorar. Senin ellerin niye bu kadar büyük der? Çünkü sana daha sıkı sarılabilmek için der kurt. Yani çok saçma. Pardon. Peki kulakların niye bu kadar büyük der? Ya pardon, pardon. Bir şey söyleyeceğim kızmayın ama. Şimdi bu kırmızı başlıklı kız kör mü? Yani gözleri görmüyor mu? Yani büyük annesiyle kurdu ayırt edemiyor mu? Hayır Haluk. Burada anlatılmaya çalışılan şey şu. İnsan bildiğinden emin olduğu bir şey bile yine de sorgulamalı. Müsaade edersen bu hikayeyle çocuklarımız bunu öğrenecek. Peki bir şey daha soracağım. Biz niye çocuklarımızı tek başlarına yolluyoruz? Bir de büyük anne ne demek? Ha? Bak bu da tercüme. Büyük anne. Bizde büyük anne yok ki. Bizde anneanne var, babaanne var. Büyük anne ne? Ha? Sen şimdi Zeynep'i tek başına bir yerden bir yere yolluyor musun? Ya tabii ki yollamıyorum. Şu anda yollamıyorum. Ama zamanla yollamaya başlayacağım. Çocuklarımız zaman zaman bizden uzak kendi başlarına da hareket etmeye başlayacaklar ki kendilerine olan özgüvenleri gelişsin. Ha yani 1-2 sene sonra Zeynep'i ormanda tek başına bırakırım diyorsun yani. Ya tabii ki ben Zeynep'i ormanda tek başına bırakmam. Ama bu hikaye ormanda geçiyor. Çünkü yazar hikayesinin içine hayvanları eklemek istemiş. Dolayısıyla mecburen şehirde değil, ormanda geçiyor hikaye. Ha peki şehirde yalnız bırakır mısın? Merak ettiğim için soruyorum hakikaten. Şehirde sen Zeynep'i bir yerden bir yere gönderir misin? Cevap. Şu anda göndermem çünkü yaşı küçük. Ayrıca biz büyük şehirde yaşıyoruz. Vızır vızır gezen arabalar var. Bir yandan da binlerce çeşit insan var. Elbette ki şu anda bırakmam ama biraz daha büyüdüğü zaman o da Merve ablası, Orçun abisi gibi gezmeye başlayacak. Peki son soru. Bu kırmızı başlıklı kız kaç yaşında? Ay merak ediyorum. Bilmiyor musunuz? Kaç yaşında? Ay Haluk ya. Evet, hakikaten ay Haluk ya yani. Hadi kalkalım biz. Zeynep, sen bir gün bize gel kızım. Bizim evde yapalım bu kitap atölyesini. Haluk'u da çağırmayız, merak etme. Tamam, tamam. Tamam, peki. Kaç, kaç, kaç. Sorarım sana.
Hadi iyi geceler canım. Kırmızı başlıklı kızın şeyi var ya. Kaç yaşında abi? Kırmızı başlıklı kız kaç yaşında? Bana onun cevabını ver. Yani 8-9 filandır. Hadi gidin. 8-9 yaşında yani bırakıyoruz. Abi şöyle düşün, şimdi kulaklarını soruyor ya. Gel bir şey söyleyeceğim. Ormanda ne kadar mesafede oturduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi buradan mesela gönüllü tek başına gitmiyor mu Zeynep? Ama ne? Hadi. Tamam aynı şey. Tamam. Belki onlarda da yakın. Aynı şey değil. Ormanda bıraktık. Bunu soruyor. Hadi yürü artık. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Onu da anlayamıyor yani. Büyük annesi. Bir kurt mu anlayamıyor bir türlü. Zeynep uyudu. Ben de çıkıyorum. Sana iyi geceler. İyi geceler. Haluk. Ha. Zeynep'in burada kalmasına izin verdiğin ve bana zaman tanıdığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Önemli.